Yatırım Mülteni'nden herkese günaydın. Evet, ABD'den gelen veri enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelince piyasalarda risk ışığını bir miktar daha bastırmış gibi duruyor. Bunun yanı sıra ise Hamas-İsrail çatışmasının daha geniş bir bölgeye yayılabileceği endişesiyle birlikte yine risk ışığının baskılandığını takip etmiştik ki risk unsurları biraz daha yükseldiğini de yine takip ediyordu piyasalar nezdinde yatırımcılar. Peki piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla hızlıca bakalım. JP Morgan'dan Bloomberg HT'ye Özel Şimşek ve Erkan açıklaması geldi. JP Morgan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile yapılan seminerlere ilişkin Bloomberg HT'ye özel açıklama yaptı ve Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin istikrarlı bir şekilde arttığını belirtilirken seminerlere dair IMF Dünya Bankası toplantısı sırasında düzenlenen Türkiye paneli en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan toplantı oldu ifadesine ise yer verildi ki son dönemlerde en çok tartışılan konu yabancı yatırımcı ilgisi ki önemli de bir ifade olduğunu söyleyelim Bloomberg HT'ye özel açıklamalar. ABD'de tüfe verileri sonrası tahvillerde ise satış dalgası görüldü. ABD'de beklenenden yüksek açıklanan tüfe verisine baktığımız zaman tahvil piyasasında Mart 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı. Kötümser bir dikleşme zaten burada takip ediliyordu. Bir miktar daha Fed yetkililerinin güvercin açıklamaları bu tarafta sakinleşme ve denge arayışına gitmesine yol açmıştı. Fakat aslında geldiğimiz nokta dünkü veriydi. Verilerle birlikte ise özellikle 30 yıllık tahvil getirisi 19 bas puana kadar yükseliş kaydetti ki önemli piyasalar açısından, hisse senedi piyasaları açısından ise bir risk unsuru olarak ortaya çıktı. Bloomberg Economics'ten ise savaş senaryosu öne çıkıyor. İsrail-Hamas çatışmasının Orta Doğu'da farklı cephelere yayılmaması için çabalar sürerken en kötü senaryoda küresel ekonominin resesyona girmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Bir tarafta petrol fiyatlarını yakından takip etmiştik. Resesyon ihtimalleriyle ise senedi tarafında ise yine burada oynaklığın yaşandığını takip ediyorduk. Bu kez resesyon senaryolarını bir kez daha masaya konduğunu takip ediyoruz. Petrol haftayı primle tamamlamaya hazırlanıyor. Petrol fiyatları İsrail-Hamas çatışmalarıyla birlikte Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırabileceği ve küresel arzdaki daralmanın talepte azalma işaretleriyle dengelenebileceği endişeleriyle birlikte haftalık olarak kazanca yöneldiğini de takip ettik. Son olarak ise Çin'den gelen kötümser veri de aslında piyasalarda bir miktar daha etki yarattı. Bugün hem dış ticaret verisini hem de enflasyon verisini karşıladık ve kötümser bir büyüme. Yani aslında buradaki durgunluğun, buradaki bir miktar daha yukarı yönlü hareketi büyümede ivmelenmenin kaydedebileceği düşünülürken öncü göstergeler nezdinde ki bu kez aynı veriyi vermedi. Dolayısıyla hem ihracat tarafında hem de ithalattaki düşüş devam ederken cansız bir ekonomi görüntüsünü verdiğini söyleyebiliriz veriler nezdinde. Evet, bu şekilde özetledik. Peki şimdi yatırımcılar hangi verileri takip edecekler bugünün özelinde? Sırada veri takvimi. NCM Investment günlük veri takvimini sunar. Yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını söyleyelim. Haftanın son işlem gününde yerli yatırımcıların bir miktarda küresel piyasalardaki gelişmelere odaklanacağını da söylemiş olalım. Euro bölgesinden sanayi üretim verisi Ağustos ayına ilişkin veriyi saat 12'de karşılayacağız. Bir diğer veri ise Türkiye saati itibariyle 17'de gelecek ve Michigan Tüketici Güveni Endeksi gelecek. ABD'den gelecek Ekim ayına ilişkin. Bunun yanı sıra saat 23.30'da ise spekülatif net pozisyonlar verisi ABD'den gelecek. Türkiye saati itibariyle ise 23.30'da geleceğini söyleyelim ama bugünün belki de en kritik verisi küresel büyümenin 3'te 1'inin gelmiş olduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi ki Çin'deki enflasyon ve ithalat ihracat verisi dış ticaret dengesi verisini karşıladık. Burada cansız bir ekonomiye işaret etmişti. Bunun yanı sıra özellikle bugün Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları ise hem Euro dolar paritesi açısından hem de Avrupa ekonomisi açısından küresel yatırımcıların ilgi odağında olacak. NCM Investment günlük veri takvimini sundu.
Fon tüm dünya. Philip Capital sunar. Asya piyasalarıyla devam ediyoruz ve Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Evet, Çin'deki veri aslında bugünün en önemli verileri arasında olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu da piyasalarda bir miktar daha risk iştahını nasıl şekillendirdi, bastırmış gibi duruyor ama şu an hem vadeli hem de Asya tarafı neyi gösteriyor? Evet Pelin, haklısın. Çin'deki veriler önemliydi ama buna iki tane daha başlık ekleyeceğim. Amerika'daki dünkü gelen enflasyon ve sonrasındaki tahvillere gelen satış, Amerika'daki ihaleye çok ilgi gelmemesi 30 yıllık. Çin'den gelen veriler kötü. İsrail'de Gazze'ye kara harekatına hazırlanıyor. Bu üç haber bugün piyasalarda risk iştahının düşük olmasını sağlayan haberler. Amerikan borsaları eksilerle kapattı. Asya'da bunun yansımasını görüyorum. Özellikle Hong Kong %2'nin üzerinde eksisiyle dikkat çekiyor. Çin'den Eylül ayı enflasyonu ve Eylül ayı dış ticaret rakamları geldi. TÜFE 0, ÜFE'de -2,5. Enflasyon düşük olması ekonominin toparlanamadığı anlamına geliyor. Dış ticarette de ihracatta %6,2'lik, ithalatta da %6,2'lik azalma var. Dış ticaret fazlası da 77,7 geldi. Bu iki veri de Çin'de toparlanmanın yavaş olduğunu gösteren bir veri. Diğer taraftan Çin hükümeti yeni bir fon çıkarmaya hazırlanıyor. Devlet destekli istikrar fonu borsayı desteklemek için kötü veri bir taraftan. Bu da iyi haber diyelim. O yüzden de Çin borsasının eksisi diğerlerine göre biraz daha az diyebilirim Pelin. Ama genele bakarsam Asya Pasifik borsalarının 6 gün yükselişten sonra haftayı düşüşle kapattığını söyleyeyim. Bir de Amerikan doları tekrar değer kazandı. Dünkü enflasyondan sonra yine bir faiz artırımı bekleyenler oldu. Yen 150'ye, yuan da 7.31'lere yaklaşmış durumda. Petrol pazartesi günü sert yükselmişti. Hamas saldırısından sonra salı, çarşamba, perşembe bunları geri verdi. Bugün yine az da olsa haftayı yükselişle kapatıyor. 84 dolara yaklaştı. Brent Amerikan türde 87 dolara yaklaşmış durumda. Burada bu hafta için Amerika'dan haftalık stoklar da geldi. Her ikisinde de düşüş vardı. Enerji Bilgi İdaresi'nin rakamlarına göre 13.2 milyon varillik düşüş vardı. OPEC'in de aylık raporu açıklandı. Üretimde 277 bin varillik bir artış vardı. En çok artışı Nijerya, Suudi Arabistan ve Kuveyt yapmış durumda. Orta Doğu tarafında Blinken'in ziyareti vardı. İsrail'in kendini savunmak hakkı dedi. İsrail 300 bin askerini Gazze'ye konuşlandırmış durumda. Birleşmiş Milletler'e Kuzey Gazze'yi boşaltın dediler. Yani çok yakında bir karar harekatı olabilir. Evet, son başlıklar böyle. Borsalar aşağıda, petrol yukarıda. İsrail Hamas gerginliği de devam ediyor. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy, aktardıkların için. Asya piyasaları noktalıyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Aşma masasıyla devam ediyoruz. Burcu Kıratlı bizlerle birlikte. Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Evet, şimdi bu sabah itibariyle aslında dün hem jeopolitik gelişmeleri hem ABD'den gelen enflasyon verisini takip ettik ama Çin'deki enflasyon ve dış ticaret verisi de cansız bir ekonomi görüntüsüyle birlikte bu görüntüye destek verdi, kötümser görüntüye. Neler aktarırız? Kesinlikle risk iştahı açısından artık böyle halkanın son gününde yine zayıf bir gündemle aslında bıraktı bizi de. Şimdi enflasyon hala zayıf, hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. Geçtiğimiz aya göre hatta bu ay bir miktar daha yavaşlama eğiliminde. Şimdi geçtiğimiz
hafta. Çin'de altın hafta denilen önemli bir iki haftalık tatil vardı ve burada insanların daha çok seyahat ettiğini, harcama yaptığını ve hatta bu seyahatlerin pandemi öncesi seviyelere kadar geldiği verileri vardı. Ancak bununla birlikte enflasyonun artmaması burada sebeplerine baktığımda özellikle gıda fiyatlarındaki düşüşün burada etkili olduğunu ve bu insanların seyahat harcamaları sebebiyle de gıda kısmına daha az ağırlık verdiğini ve diğer taraftaki harcamaları arttırdığını söylüyor. Fakat bunun enflasyon yaratmamış olması da tabii ayrı bir konu gene. Dolayısıyla iç talep genel olarak baktığın zaman insanlar evet belki bir yerden bir yere gidiyorlar, belki ulaşıyorlar, biz bunu seyahat rakamlarında görüyoruz ancak yeterli anlamda iç talepte bir canlanmayı hala görebiliyor değiliz. Bunu da hem artık neredeyse deflasyon olur mu çünkü küçülme endişesini yaşadığımız Çin'deki rakamlardan hala görür vaziyetteyiz. Özellikle tüketici enflasyonu tarafında da bu iştahın olmaması oldukça belirgin gözüküyor. Ve az önce Ersoy da bahsetti, bir istikrar fonu kullanılması planlanıyor. Bu arada şunu da hatırlayalım, geçtiğimiz hafta Çin altyapı harcamalarını özellikle desteklemek için bütçeyi tekrar revize etti. Ve burada %5'lik resmi büyüme hedefin üzerinde bir rakamı buradan sağlanır mıyla beraber baktık. Şimdi bu hem de geçtiğimiz hafta bütçeyi ek olarak bu haftada hisse senetlerini desteklemek için bir ekstra fon kuruluyor. Fakat bunun yine de ekonomideki canlanmayı yeterince sağlanamayacağı, bunun hisse senetleri için bir önlem ve piyasayı canlandırma adımı olduğu, dolayısıyla reel ekonomiye bir katkısı olmayacağını söyleyen ekonomistler ve bunun savunucuları da şu an hayli fazla. Neden? Çünkü hemen bir sonraki grafiğe bakalım, ticaret rakamları hala oldukça kötü gelmeye devam ediyor. Ki en önemli kritik göstergelerden bir tanesi. Tabii sadece hani Çin'in kendi ithalatı, kendi rakamlarına baktığım zaman bu bir taraftan kötü seyrediyor. Fakat Çin'deki özellikle dış ticaret rakamları tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle Avrupa'yı etkiliyor. Dolayısıyla o tarafta bir küçülme ya da nasıl diyelim büyüyememe, potansiyelini gerçekleştirememe olduğu zaman bundan aslında ilk önce o Asya tarafındaki ülkeler, işbirliği içerisinde olduğu Avrupa ve dünyanın geri kalanında etkileniyor. Dolayısıyla buradaki rakamlar hem ithalattaki hem ihracattaki rakamlar bize hem Çin tarafında kendi iş talebinin canlı olmadığı gibi dünya ekonomisinde aslında bu hızda ilerlemediğini ve hala bir yavaşlama eğiliminde olduğumuzda diğer taraftan gösteriyor. Buradaki bu sabah açıklanan önlem paketinin yaklaşık 9,5 trilyonluk borsa, 65 milyon kadar dolarlık bir müdahale ve 2015 sonrasında bir gönderme var. O zaman 3 trilyon yuana kadar borç alınan fona erişimine izin verilmiş. Böyle bir şey tekrar olur mu düşüncesi de var. Fakat bütün bunları overall'da topladığımızda hem alınan önlemler, yani geçtiğimiz haftadaki bütçe, bugün açıklanan fon, ticaret rakamları, enflasyon rakamları ve bütün hepsini topladığımızda hala biz aslında %5'in çok üzerindeki bir rakama Çin'le ilgili, büyümeyle ilgili atmıyor. Baktığın zaman iş talep hala zayıf. Dolayısıyla bu müdahaleler ve önlemler de yetersiz kalıyor gibi gözüküyor şu anda. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemlerde hala Çin'in büyüyememesine ilişkin denklemleri hem emtia tarafında hem varlık fiyatlarında göreceğiz gibi duruyor. Bakalım Çin'in çıkardığı boşluğu kim dolduracak? Hindistan'a gözler çevrilmiş bulunmakta. Doğru. Ki dün de konuşmuştuk yine yani gelişen ülkeler sepeti içerisinde Hindistan'ın ağırlığının öne çıktığı da takip ediliyor. Böyle bir görüntü dahilinde. Çok teşekkür ediyorum Burcu Kırat'la aktardıkların için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, küresel piyasalarda dinamiklerin değiştiği günlerden geçiyoruz. Bir tarafta jeopolitik gelişmeler, bir diğer tarafta ise enflasyonla mücadele içerisinde o enflasyondaki katılığın devam etme süreci. Tüm bu ayrıntılar neye işaret edecek? Varlık fiyatlarındaki değişimler nasıl ortaya çıkacak? Kendisiyle konuşacağız. Doktor Emrah Ahi bizlerle birlikte. Emrah hoş geldin. Pelin merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi TÜFE verisi sonrası görüntünün bir miktarda aslında kötümserleştiğini özellikle tahvil piyasalarında kötümserleştiğini de takip ettik. Neler aktaracaksın? Dünkü manşet rakamın yansımaları ve bununla birlikteki süreç içerisinde bundan sonra Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler. Merhabalar, tekrar teşekkürler Pelin öncelikle. Yani dün bahsettiğim gibi enflasyon rakamı, manşet rakamı bir miktar beklenti üstü geldi ama
çok küçük bir farkla geldi. Çekirdek de beklentiyi kadar geldi. Hatta işte bu housing dediğimiz işte ev fiyatları ile ilgili veriler işte ve gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan bu super core dediğimiz çekirdek enflasyonu da biraz daha rafine hali. O aşağı trende devam ediyor. Aslında enflasyon tarafında çok da böyle piyasayı ürkütücü veya o kadar da sürpriz yaratacak bir gelişme olmadı benim gördüğüm. Sanki dün akşamki 30 yıllık Amerikan tahvil ihalesi biraz daha piyasaları bozmuş gibi görünüyor. O zamana kadar görece biraz daha sakin bir piyasa vardı. Dün akşam 8 sıralarında bu 30 yıllık ihale gerçekleşti. Bayağı beklenene göre çok zayıf bir talep vardı orada. Zaten uzun bir sürede tahvil faizleri piyasaları tedirgin ediyordu. Enflasyon kaleminden değil de aslında reel faizden kaynaklanan bir negatif gelişme var. Hepimizin bildiği gibi. İşte en son bu 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri 5'in oralara gelince bu hafta başı ve geçen cuma işte Fed yetkililerinden bir takım açıklamalar geldi. Bu tahvil faizlerindeki yükseliş finansal koşulları yeterince sıkılaştırdı. Artık çok ekstra faiz artışına da gerek yok minvalinde bir takım açıklamalar vardı hatırlıyorsan. O biraz yatıştırmıştı aslında bu hafta piyasaları. Tahvil faizinin geri çekilmeyle beraber hem hisse senedi endeksleri hem euro dolar ve diğer kurlar ve diğer riskli varlıklarda aslında bir toparlama gördük. Dünkü tahvil ihalesi bir miktar bunu bozdu. Ama bu kalıcı olacak mı biraz onu takip etmek lazım diye düşünüyorum. Yani tekrar yine 5 seviyelerini görebilecek miyiz? Ya da piyasa tekrar bu son Fed'deki açıklamaları biraz aklında tutarak tekrar bu tahvil tarafında talep gelecek mi? Aslında bugünün en önemli değişkeni bu ABD'deki reel faizler olacak. Evet, şimdi bir de yönetmenimden Fed vadeli eğrisini de rica edeceğim. Özellikle burada vadeli kontratlara baktığımız zaman geçtiğimiz haftaya göre tepe noktasının çok daha yukarıda kaldığını, yani aşağı doğru çok daha sert bir şekilde ciddi bir kırılma olduğunu da söyledin sen. Hazırlamış olduğun grafiği de ekrana yansıtırsak eğer, onun üzerinden geçecek olursak neler tabii aktarırsın ki. Bu bağlamda vadeli taraf ne der bize? Burada çok enteresan bir dinamik var aslında. Yani herkesin konuştuğu bu kısa vadede Fed bir faiz artışı daha yapar mı, yapmaz mı? En çok bu konuşuluyor ama aslında bence işin bu kısmı biraz daha önemsiz. Önemli olan orta vadede Fed faizleri nereye gelecek? Mesela bu geçen 3 Ekim'de o paylaştığım grafikte görebiliriz en üst seviye geçtiğimiz hafta işte 10 gün öncesi en tepe noktasını gördüğümüz tarih oldu. Orada özellikle böyle 2027-2028 yılında yani 5 sene sonra dahi Fed faizinin 4.90 gibi bir seviyede oluşacağını fiyatlıyordu piyasa. Bu bayağı ciddi bir rakam. 5 sene sonra hala doğru düzgün indirim yok gibi bir anlama geliyor bu. Şimdi bu son bahsettiğim Fed governorlarından gelen açıklamalardan sonra bu rakam böyle 4.65'lere doğru biraz geriledi. Faizin bu eğrinin diğer kısımlarında da aynı şeyi görebilirsiniz aslında. Yani böyle 3 yıl ve sonrası bir miktar aşağı doğru kaydı. Aslında bu iyi bir gelişme. Tahvil faizleri de bununla paralel aşağı geldi aslında. Piyasadaki tahvil faizlerini aşağı çeken unsur bu oldu. Bir süredir dediğim gibi enflasyon tarafında aslında o kadar da korkutucu bir fiyatlama yok. Öyle bir beklenti de yok. Reel faizler çok artıyor. Reel faizler piyasaları tedirgin etmeye başladı. Şimdi bundan çok az da olsa bir miktar geri çekilme yaşadık. Bence bütün ana yönlendirici faktör bu olacak piyasalarda. Yani hangi riskli varlığa bakarsak bakalım reel faizlerle beraber hareket ediyor. Özellikle son 2-3 aydır böyle bir fenomen var. Hisse senetleri böyle, hatta kripto paralar bile böyle, altın, euro, dolar, diğer para birimleri. Bunun da ana yönlendirici taraf bu Fed faiz eğrisindeki aşağı geliş oldu. En azından buradan okumak bunu çok rahat oluyor. Yani orta vadede Fed yetkililerinin yönlendirmesi bu tarafı biraz aşağı çekti. Daha önceki yayınlarda da seninle konuşmuştuk. Piyasa çok daha düşük Fed faizi fiyatlıyordu geçtiğimiz aylarda. Hatta bu grafiğin keşke 3 ay 6 ay önceki hallerine de baksaydık. Oralarda mesela 3.5'larda falan da orta vadede Fed faizi geleceği seviyeler. En son bu higher for longer dediğimiz, yani daha uzun süre daha yüksek faizde kalıcı teması ortaya çıktıkça piyasa Fed'e yaklaşmıştı. Şimdi tekrar Fed artık bunun biraz daha piyasa finansal koşulları çok sıkılaştırdığını düşünüp bu tarafı biraz gevşetme yönünde telkinlerde bulunmaya başladı diyeyim.
Şimdi ekrana yansıttık finansal koşullar endeksinin de göstermiş olduğu grafikte. Özellikle ikili şekilde yani o taraf aşağı düşünce eğilimini gösterince baktığımız zaman reel faizlerin döndüğü noktada onun da aynı tepkiyi verdiğini bir görüyoruz o halde. Kesinlikle. Oradaki finansal koşullar endeksi grafiği de Goldman Sachs'ın endeksinden aldım. İçinde böyle çok onlarca veri var. Birçok piyasa riskini etkileyen değişkenleri bir araya toplamışlar. Ve böyle çok senelerdir kullanılan bütün piyasa oyuncularının takip ettiği endekslerden biri. Aslında genel piyasadaki haleti ruhiyeyi okumak açısından çok iyi oluyor. Geldiğimiz seviye son yılların görece en kötü seviyelerinden biriydi bu finansal koşullar anlamında. Ve bu da senin de bahsettiğin gibi reel faizlerle çok korole hareket ediyor. Beraber yukarı aşağı hareket ediyorlar. Son dönemin ana belirleyicisinin aslında reel faiz, Amerikan reel faiz olduğunun başka bir resmi bu da açıkçası. Görünen o ki Fed de bu piyasadaki finansal koşulların belli bir noktaya kadar sıkılaşmasına izin veriyor. Yani daha fazlasının artık başka sıkıntılar yaratabileceğini düşündükleri için bu hafta mesela böyle sözlü yönlendirmeler geldi. Ben bunun önümüzdeki dönemlerde de gelebileceğini düşünüyorum. Artık tahvil faizlerinde herhalde böyle 5 bayağı kuvvetli önemli bir seviye olacak. Evet. Sanki çok kısa vadede en azından bunun üzerine çok izin vermeyecekler diye bir düşüncem var benim açıkçası. Peki tüm bu koşullar EM'leri nasıl etkiliyor Emrah? Yani aslında bunların her biri sebep ama sonuç olarak biz EM kurlarında özellikle nasıl bir hareket göreceğiz? Buradaki potansiyel nedir? Daha önceki yayınlarda da aslında birkaç defa konuştuk. Ya emerging marketler, gelişmekte olan ülkeler bu Fed'in faiz artırım sürecine biraz önden aslında hazırlıklı girdiler. Birçok merkez bankası önceden faiz artış patikasına gitti. Hatta daha önceki bir tane yayında emerging marketlerdeki reel faizlere bakmıştık hatırlarsan. Evet, birçoğunda pozitif reel faiz var. Ve görece daha dayanıklı duruyor emerging market kurları diyeyim. Bu paylaştığım grafikte de gelişmekte olan ülkelerin yani emerging marketlerin dolar endeksini çıkardım. Aslında bildiğimiz dolar endeksinin EM versiyonu bu. Bir de ABD ile bu emerging marketlerin ağırlıklı faiz oranlarının farkı var grafikte. Bu ikisi çok beraber hareket ediyor. Son dönemde ki işte bu Fed faizindeki, özür dilerim bu az önce söyledim işte orta vadedeki aslında Fed faiz beklentisinin biraz aşağı gelmesi tahvil faizlerini biraz aşağı çekti. Bu da tabii ki gelişmekte olan ülkelere de yansıdı. Ben yine aslında burada da paralel bir şey söyleyeceğim. Yine burayı da yönlendirecek şey Amerikan tahvil faizleri veya reel faizleri olacaktır açıkçası. Yani burada bundan sonraki süreçte ABD'nin alacağı aksiyona göre de bizlerin şekilleneceği senaryo dahiline olacağız. Yani bütün EM'ler için mi bu geçerli peki? Tabii bütün hepsini aynı sepete koymamak lazım. Hı hı. Birbirinden çok, çok farklı senaryolar var. Mesela biz başka bir hikaye içerisindeyiz şu an. Çok daha pozitif bir beklenti oluşmaya başladı Türkiye hakkında. Bunu da ara ara yayınlarda da siz dile getiriyorsunuz. İşte Rusya tamamen kendi başına bağımsız hareket ediyor. Ama işte ne bileyim daha çok böyle dünyadaki dinamiklerle birlikte hareket eden gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. İşte Brezilya, Meksika, Güney Afrika gibi. Ama teker teker çok farklı hikayeler var tabii ki. Peki. Emrah çok teşekkür ediyorum. Çok detaylı çok bir şekilde ederim. Grafiklerle bize anlatmış oldun. Güzel de bir gün ve güzel de bir hafta sonu diliyorum sana. Evet kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vadeli taraf pozitif açılışa işaret ediyor. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve info yatırıma gidiyoruz. Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün hoş geldin. Evet bugünden neler bekleyebiliriz? Pelin günaydın. İyi sabahlar olsun. Herkes için güzel bir gün olsun diyelim. Haftayı bitiriyoruz. Tansiyonu yüksek bir haftaydı aslında. Hani borsa yatırımcısı açısından da çok sevimli bir hafta olmadı işin açıkçası. Jeopolitik riskler üst başlık, konu başlığı buydu bu haftanın. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda da olmaya devam edecek. Tabii bu haftaki borsanın vereceği reaksiyon çok önemliydi. Böyle bir sert eksiyle başladık. Biraz daha dengeledi aslında salı çarşamba ama dün yeniden yerini satışlara bıraktı. Aslında şöyle...
Asıl gündemimiz biraz daha yurt dışı, Avrupa cephesindeki bu resesyon, Almanya'daki durgunluk, burayla ticaret yapan şirketler, şirketlerin fiyatlamasıydı. O yüzden sanayi endeksinde de aslında bir baskı görüyorduk biz bir süreden beri. Yani satışların bankacılık endeksiyle değil ama biraz daha sanayi endeksi kağıtlarıyla geldiğini gözlemliyorduk. Kısmi de olsa. Çünkü burada gerçekten çok önemli, hep altını çiziyoruz. Hani yurt dışına bakmayalım diyoruz da nereye kadar? Borsalarına değil ama ekonomilerine bakmak zorundayız. Özellikle Avrupa cephesi, Almanya, buradaki ekonomik gelişmeler, resesyon, durgunluk ne kadar olacak? Burayla ticaret yapan şirketler çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden biz özellikle buradaki hareketin ne olacağını iyi çözmemiz gerekiyor. Bunun dışında tabii dediğim gibi bu hafta reaksiyon biraz daha sert oldu. Normaldir tabii ki. Çok yakınımızda ne yazık ki bir savaş var. En yakın zamanda bitmesi dileğiyle diyoruz ama şimdi bunun yansımaları özellikle yine sanayi endeksiyle oldu. Önemli bir sınav verdik aslında. Özellikle dün gözlerimiz Opel'in, yani dün kapanış, bugün şimdilik açılış, daha yatay diyebileceğimiz bir görüntüde Biop 30 açılışı ama en azından önemli bir eşikti. Bu eşik ne? 5 aydan beri bizim son 25 yıldır, 30 yıldır borsanın görmüş olduğu en sert rallilerden birini yaşadık diyoruz. Bu ralli %90'lık bir ralliydi. En son 2009'da görmüştük bunu. %130'luk bir ralliyle. Şimdi bu %90'lık rallinin minik, ufak, işte %5'lik, 10'luk düzeltmeler yapıp yoluna devam edebilmesi için kalenin önemli surları var. Bu surların korunması gerekiyor. Borsada baktığımız zaman da bu surlar aylık ortalamalara denk geliyor Pelin. Yaklaşık 5 aydan beri 6 defa bunlar test edildi. Bu destek bölgeleri test edildi ve buralardan hep alış geldiğini gözlemledik. Dün seans kapanışında da biz bunu gördük. Bu da çok önemliydi. İşte çarşamba günkü yayında da altını çizmişti. Bu 8100 bölgeleri, 8107 bölgelerinin çok önemli olduğunun, yine bu ortalamalara denk geldiğinin, bunun üzerine bir kapanış yaptık. Bu pozitif diyebileceğimiz, şöyle ufaktan kenara koyabileceğimiz bir şey. Tabii ki bugün kapanış nasıl olacak? Hafta sonu riskini alır mı borsa, almaz mı? Akış nasıl olur? Bunu çok dikkatli bir şekilde yatırımcının gözlemlemesi gerekiyor. Ama ben piyasayı okumak adına, borsayı okumak adına bir gözüm işin açıkçası bankacılık endeksinde. Bankacılık endeksi çok rahatsız edici bir fiyatlama içerisinde değildi. Biraz onun rahatlığındaydık açıkçası. Çünkü yatay diyebileceğimiz neredeyse bir görüntü içerisinde orası. Bütün majör ortalamalarının, desteklerinin de üzerinde olduğu için o böyle bir rahatlık veriyor. Neden böyle bir rahatlık veriyor? Çünkü borsada çok ciddi satışlar, işte %3-5'lik düzeltmelerden %20-25'lik düzeltmelere, bu ne zaman olmuştu hatırlayalım, geçen sene Ocak'la Mayıs ayı arasındaki fiyatlamaydı. Bu tipte düzeltmeler olacak mı olmayacak mı, kocaman soru işareti ya borsanın kafasında. İşte bunun cevabı hem bankacılık endeksinin hem sanayi endeksinin sert satışlar yemesine bağlı. Şimdi baktığımız zaman nasıl yükselirken diyorduk her ikisinin de aynı şekilde piyasayı desteklemesi gerekiyor. Burada da aynı şeye bakmamız gerekiyor. Yatırımcıların gözünün salt, işte Biop 30'da, BIST 100'de olmaması gerekiyor. Ben kontrol mekanizması olarak burada özellikle bankacılık endeksinin oyun değiştirici olabileceğini düşünüyorum. Borsanın önümüzdeki belki birkaç ayı, işte yılbaşı ve sonrasındaki sürecine giderken nasıl bir patikadan geçeceğini, ben bankacılık endeksinin belirleyeceğini düşünüyorum bu noktada. Şimdilik kısa vadeli baktığımızda Pelin, 8300 üzerinde kalabilecek bir bankacılık endeksinde her şey yolunda görünüyor. Borsada toplar gibi görünüyor. Dediğim gibi ortalamaların üzerinde bir kapanış ama evet, dediğim gibi hafta sonu riski alınır mı alınmaz mı? Bugün özellikle ikiye ayrılacaklar muhtemelen öğleden öncesi ve sonrası. Burada yatırımcılar risk algısına bağlı olarak ekstra dikkat etmeli ama altını çiziyorum, bankacılık endeksinde 8300 desteğinin önemini. Çok teşekkür ediyorum Ergün Tekül'ü, hem uyarıların hem de yorumların için diyoruz. İnfo Yatırım ailesine iyi seanslar diliyoruz. Programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.